Milli Muharip Uçağı yurt dışından ilk talep geldi. Bu uçak çok kelle götürür. ABD Kongresi'nin Türkiye raporunda 2023 güncellemesi. Dikkat çeken altılı masa detayı. ABD ve PKK ile aynı saftalar. Türkiye-Suriye görüşmelerinden İran da rahatsız. Aliyev, Türk ve İsrail'li şirketlerle anlaşmaları imzaladık. Selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından bugün özel bir basın buluşması düzenlendi. Etkinlik kapsamında ilk olarak TUSAŞ CEO'su Profesör Doktor Temel Kotil tarafından projelerle ilgili son durum paylaşılırken devamındaysa montaj hatları gezildi. TUSAŞ CEO'su Profesör Doktor Temel Kotil, Milli Muharip Uçak Programı'na yönelik olarak yurt dışından ilk talebin geldiğini açıkladı. Kotil tarafından yapılan açıklamada, "Talepler var. Bizle birlikte çalışan mühendisleri de var. Ancak devletten devlete yapılması gereken bir anlaşma. Şu an için devlet tarafından açıklanmış bir anlaşma yok." ifadelerine yer verildi. Profesör Doktor Temel Kotil tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli Muharip Uçak Programı'na katılmak isteyen ülkenin mühendisleri halihazırda TUSAŞ projelerinde çalışıyor. Bu durum akıllara Pakistan, Malezya ve Endonezya gibi TUSAŞ'la yakın ilişkilere sahip, havacılık sektörüne sahip ülkeleri getiriyor. Endonezya'nın Güney Kore'nin KF-21 projesine katılımı söz konusu olsa da zaman zaman Kore ile Endonezya arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor. Pakistan'la Malezya'nın ise henüz katılımcısı olduğu bir 5. veya 4,5 nesil savaş uçağı programı bulunmuyor. Etkinliğe katılan basın mensupları, Milli Muharip Uçak ve Hürjet başta olmak üzere TUSAŞ projelerinin son durumunu görme fırsatı buldu. Milli Muharip Uçak prototipinin montaj ve test faaliyetleri başarıyla devam ediyor. Uçağın motorlarının entegrasyonu başarıyla gerçekleştirirken, yakıt ve hidrolik sistemlerinin testleri de devam ediyor. Bu sebepten ötürü uçağın motorları radomu, kanopisi ve bazı yapısal parçaları sürekli olarak çıkartılıp tekrar takılıyor. Öte yandan CNN Türk yayınında açıklamalarda bulunan terör ve güvenlik uzmanı Mete Yarar, Milli Muharip Uçak'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yarar, Temel Kotil çok güzel bir cümle kurdu. Diyor ki, ne Atakiki, ne Hürjet, ne de Hürkuş. Bizim asıl yaptığımız 6000 mühendis. Asıl başarı bu. Bundan sonra her şeyi yapacağız diyor. Ben o 6000 mühendisi alkışlıyorum ve önlerinde de gerçekten saygıyla eğiliyorum. Bu uçak daha ilk montaj aşamasındayken TUSAŞ yetkilileri içeri girmeme müsaade ettiler ve ben ilk montaj gördüm. Ziyaret sırasında bu uçağı gerçekten yapabileceğinize inanıyor musunuz diye oradaki mühendislere sordum. Çünkü uçağı gördüm. F-16 filan yanında ufacık kalır. Neredeyse bir kanadı uçak kadar. Dedim, emin misiniz? Hepsi emin olduklarını söylediler dedi. İsmail Demir'in Milli Muharip Uçağını hangarda tutmakta zorlanıyoruz dediğini aktaran Yarar, 3 tane önemli cümle aldım. Dedi ki, öyle bir uçak yaptı ki kabiliyetleri şimdiki radarlar tarafından tespit edilemeyecek. Bir diğer cümlesi, ilk uçuşunu 2023'e çektik oldu. Son cümlesi ise, Erdoğan'dan randevu aldık, hangarda tutmakta zorlanıyoruz dedi. ABD Kongresi, Türk-Amerikan ilişkileri üzerine Aralık 2022'de yayınladığı raporu güncelledi. İki ülke ilişkilerinde olumsuz etki yapabilecek ifade ve değerlendirmeler rapordan çıkarıldı. ABD Kongresi Araştırma Servisi, 22 Aralık 2022'de Jim Zamotti ve Clayton Thomas imzasıyla yayınladığı ve 30 Aralık 2022'de bazı eklemeler yaptığı Türkiye Arka Plan ve ABD ile İlişkiler raporunu 9 Ocak'ta güncelledi. ABD Dışişleri Sözcüsü'nün geçen hafta özellikle Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yapıcı rol oynamasına ilişkin takdir edici ifadelerin ardında Washington'ın Türkiye'ye yönelik tavrındaki değişikliğin bir işareti de Kongre'den geldi. Kongre, iki ülke ilişkileri üzerine Aralık 2022'de yayımlanan raporunun dilinde yumuşatmalar yaptı ve iki ülke arasındaki sorunlu konulara ilişkin bazı detayları çıkararak raporu yeniden yayımladı. Aralık 2022 raporunun girişinde yer alan Erdoğan'ın hükmü ve Türkiye'nin kur krizi başlığı metinden çıkarılırken, 2021'de Türkiye'de kurun yükselmesine ilişkin ülke önemli bir enflasyonla karşı karşıyayken, konvansiyonel ekonomi teorilerine karşı Erdoğan, Türkiye'nin Merkez Bankası'na faiz oranlarını düşürmesi için baskı yaptı. İfadesi metinden çıkarıldı. Bunun üzerine enflasyon ve kurdaki yükselişin belki de kısmen Erdoğan'ın faiz oranlarını görece düşük tutma konusundaki alışılmışın dışındaki politikasından kaynaklandığı ifadesi eklendi. Ek olarak bazı gözlemciler, Erdoğan yönetiminde özgür ve adil seçimlerin yapılıp yapılamayacağını veya Erdoğan'dan memnun olmayan bazı destekçilerinin gerçekten muhalefet partilerine oy verip vermeyeceğini tartışıyor. Bazı kaynaklar Erdoğan'ın sağlığının yerinde olup olmadığını da sorguluyor. İfadeleri de raporun girişinden tamamen çıkarıldı. Türkiye'nin dış politikası ve stratejik yönelimine ilişkin bölümde, 1952'de NATO'ya katıldığından bu yana Türkiye'nin dış politika rotasının batıya en az yönelik olduğu değerlendirmesi raporun güncel halinden tamamen atıldı.
AK Parti'nin MHP ile ittifakı dolayısıyla dış politikada milliyetçi bir yaklaşım edindiği ve Türkiye'nin geçmişte hem bölgesel güç olması hem de büyük güçlerin rekabetinin sahnesi haline gelmiş olmasının dış politikada milliyetçi eylem ve söyleme, Neo-Osmanlı anlatısına katkı sağladığı iddialarına da raporun güncel kısmında yer verilmedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak nitelemesi ve ABD yönetiminin Türkiye'de demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne vurgu yaptığı ifadeleri de rapordan çıkarıldı. Güncellenmiş metinde Türkiye'nin gelecekteki dış politika rotası, kısmen Türk liderlerinin batılı güçlerle geleneksel güvenlik ve ekonomik ilişkilerde kendilerini ne ölçüde kısıtlanmış hissettiklerine ve başka küresel ilişkiler kurarken gerilim veya ilişkileri koparma riskini almaya ne kadar istekli olduklarına bağlı olacaktır denildi. Raporda 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka birinin seçilmesi durumunda toplumda ve siyasi partilerdeki milliyetçi duyguların Suriye, Irak, PKK terörizmi, Yunanistan, Kıbrıs, Akdeniz ve Ege sorunlarıyla Rusya ve Ukrayna'ya yaklaşımı bakımından farklı bir rota çizilmesinin süreci oldukça zora sokacağına işaret edildi. Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması durumunda iç politika ve ekonomi politikalarında belirli ölçüde bazı değişikliklerin olabileceği, yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan kadar Batı'nın aksine karar alma riski almayacağının beklenebileceği ifade edildi. Aralık 2022 raporunda yer almayan ve sonradan eklenen değerlendirmede şunlar kaydedildi. Yeni, denenmemiş bir Türk hükümeti, gücünü çeşitli uluslararası aktörlere gösterme veya koalisyonun parçası olan seçmeni yatıştırma konusunda baskı hissederse, Erdoğan'ın iddialı çıkışlarına denk çıkışlar yapmaya çalışabilir. Aksi takdirde koalisyon içinde fikir birliği eksikliğiyle karşı karşıya olan bir cumhurbaşkanı, dış politika konusunda daha pasif hale gelebilir. Güncellenen raporda iç politikayla ilgili şu ifadeler kullanıldı. Erdoğan, hatırı sayılır bir halk desteğiyle 250'den fazla kişinin öldüğü ve binlerce kişinin yaralandığı darbe girişimini Fethullah Gülen hareketinin düzenlediğini savunuyor. Hükümete sadık güçler ve yurttaşlar, ordunun içinde bir grup personelin devletin kontrolünü ele geçirmek için kalkıştığı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ve parlamento binasını hedef alan hava saldırılarını içeren girişimini engelledi. Türkiye'deki bazı önde gelen muhalif isimler, Erdoğan'ın muhalefeti bastırmak ve gücü pekiştirmek için başarısız darbe girişimini planlamak, kontrol etmek veya kullanmakla suçladı. Bölgedeki terör unsurlarının yok edilmesi, sığınmacıların yurtlarına dönebilmesi ve bölge barışı için gerçekleştirilen Türkiye-Suriye rejimi arasındaki görüşmeler, ABD ve PKK'dan sonra İran'ı da rahatsız etti. Terör örgütü PKK'nın büyük bölümünü işgal ettiği Suriye'de oluşturulmak istenen terör devletini engellemek ve sığınmacıların ülkelerine geri dönüşünü hızlandırmak için Türk yetkililerin Şam rejimiyle başlattığı görüşmeler sürüyor. 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından bozulan Türkiye-Suriye ilişkilerinin savaş mağdurları ve bölge barışı lehine yeniden normalleşmesi için gerçekleştirilen girişimler bölgeyi ateşe atmak isteyen odakları rahatsız ediyor. Rusya aracılığına gerçekleştirilen görüşmelerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderler düzeyinde de bir araya gelinebileceğinin sinyalini vermesinin yankıları sürüyor. Türkiye-Suriye rejimi arasındaki üst düzey görüşmeleriyle ilgili ilk tepki açıklaması, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'dan gelirken, terör örgütü PKK-KCK Sözde Yürütme Konseyi Eş Başkanı Beyz Hozat da benzer yönde açıklamalarla korku ve paniği dile getirmişti. ABD ve PKK'nın ardından İran da konumunu belirledi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yayınlanan analiz haberde, Türkiye-Suriye yakınlaşması provokatif ifadelerle eleştirildi. Ankara'nın Şam'la ilişkileri taktiksel mi, stratejik mi başlıklı analizde, Türkiye'nin Suriye'deki teröristleri desteklediği ve işgalci askerlerinin bölgeden çekilmesi gerektiği yönünde haddi aşan ithamlara yer verildi. Ankara'nın Suriye ulusal egemenliğine saygı göstermediğinin savunulduğu IRNA analizinde, Başkan Erdoğan'ın tavrının seçimlerden sonra değişebileceği iddia edilerek Esad rejimine adeta rota çizildi. İran resmi haber ajansı IRNA da 10 Ocak'ta yayınlanan analizde Erdoğan hükümetinin yetkilileri ve iktidardaki AK Parti yanlısı medya devamlı Ankara-Şam ilişkilerinin normalleşmesinden söz ediyorlar ancak Türk hükümeti ve basında da AK Parti'nin geçmiş hatalarını telafi etmek, ayrıca Suriye krizini derinleştiren yanlış kararlar ve girişimlerden geri adım atmak için nasıl bir yol haritası izleyeceği henüz belli değil çünkü hala Ankara Suriye'deki teröristleri destekliyor ifadeleri kullanıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın Türk ve İsrail'i savunma sanayi şirketleriyle yeni anlaşmalar imzaladığını açıkladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan'da milli savunma sanayi için yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Aliyev, Türk ve İsrail'i savunma sanayi şirketleriyle bu alanda yeni anlaşmaların imzalandığını duyurdu. Aliyev tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve İsrail şirketleriyle yeni anlaşmalar yaptık. Azerbaycan'da milli savunma sanayisinin yeni dönemi başlıyor.
İlk olarak kendi ihtiyacımızı karşılayacağız, sonra ise ihraç edeceğiz. Bugün 30'dan fazla ülkeye askeri ürün satıyoruz. Rusya piyasadan çıktığı için dünya silah piyasasında boşluk oluştu. Biz bu piyasayı doldurmalıyız. 100 milyonlarca dolar düzeyinde askeri ürün ihracatçısına dönüşebiliriz. Hedefimiz bu, ifadelerine yer verildi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma sanayi işbirliği Karabağ harekatı esnasında doruk noktaya ulaşmıştı. Bayraktar TB2 SİHA, Akıncı TİHA, Mamle C güdümlü mühimmat, TRG-300, TRLG-230 karadan karaya füze sistemleri, TR-122 çok namlulu roket atar sistemi, Kobra taktik tekerlekli zırhlı araç ve kargo kamikaze İHA Türkiye tarafından Azerbaycan'a ihraç edilen bazı savunma sanayi ürünleri olarak biliniyor. Ancak Azerbaycan, İsrail'le savunma sanayi alanında çok daha büyük çaplı ilişkilere sahip. Hava savunma füzelerinden zırhlı araçlara, tank savar füzelerden İHA'lara kadar birçok İsrail üretimi savunma sanayi ürünü halihazırda Azerbaycan ordusu tarafından kullanılıyor. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.